genişçe bir pilav tenceresini ocağın üstüne koyarak ve içinde tereyağı ve zeytinyağı karışımını eriterek işe başlıyoruz. Ben genellikle yapacağım pilavlarda tereyağı, zeytinyağı veya tereyağı, ayçiçek yağı pilavın cinsine göre karıştırmayı çok severim. Ve bu böyle içine doygun bir şekilde bol güzel lezzetli tereyağı koyduğunuz zaman çok lezzetli oluyor. 3 yemek kaşığı kadar tereyağı koydum. İçerisine 1 yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağı veya zeytinyağı, hangisini istiyorsanız koyabilirsiniz. 2 su bardağı kadar baldo pirinç kullanmak istiyorum. Hızlıca bir sudan geçireceğim. Fazla suyundan arındırdıktan sonra geldim buraya. Bu arada zaten tereyağı ve zeytinyağı karışımım hafiften cızırdamaya başladı. Soğan ve benzeri hiçbir şey koymuyorum çünkü son derece böyle bildiğimiz, bak şuradan da fazla suyuyla güzel nişastasını ayırdım. Daha da güzel tane tane olsun diye. Ben hafif yapışık da severim bu arada da. Siz nasıl arzu ediyorsanız arzunuza göre. Pilavı, pirinci içerisine koydum. Öncelikle eskiler şöyle yaparlarmış bunu. İçerisine bir küçük tutam tuz atarlarmış tam bu aşamada. Pirinç daha güzel kendi rengini çıkartsın ve bu kavurma karıştırma işleminde kırılmasın diye. Bunu hafiften pirinçler göz göz olana kadar şöyle inceden bir dışarıdan içeriye doğru çevirerek karıştırıyorum. Yani pirincin ortasındaki parlaklık birazcık ortaya çıkıyor. Ondan sonra da artık normal suyunu ve nohutunu verip işleme geçebiliriz. 2 bardak pirince yaklaşık 3 bardak kadar su eklemenizi isteyeceğim size. Hemen akabinde de nohut. Bol nohutlu olsun isterseniz 2 su bardağı, az nohutlu isterseniz 1 su bardağı kadar haşlanmış nohut ilave edeceksiniz. Akabinde lezzeti için ihtiyacı olan tuz. Ve ben çok yakıştırırım, bir parçacık karabiber. Hatta karabiberini bol koyarsanız çok da güzel, aromatik ve şahane olur bu. Arkasından da her şeyi güzelce bir karıştıracaksınız. Bundan sonrası klasik, bildiğimiz usul pilav yapar gibi. Kapağını kapatıyoruz. Kaynayana kadar yüksek ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte aslanlar gibi 15 dakika kadar pişiriyoruz. Ondan sonra da kapağı açıp hızlıca bir tur demliyoruz. İşlem tamam. Su yavaştan kaynamaya başladı. Fokur fokur olmaya başladığı an itibariyle altını kısacaksınız ve kısık ateşte klasik bir pilav pişirir gibi işleme devam edeceksiniz. Mis gibi pişmiş. Ya bu tabi opsiyonel. Ben birazcık daha karabiber ilave edeceğim. Severim çünkü. Çok da olağanüstü lezzet kattığını düşünüyorum. Karabiberi de ilave ettim. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Ve karıştırıp havalandırdıktan sonra demlensin diye klasik usul, eskilerin yaptığı gibi üstünü örtüp kapağını kapatıp demlenmeye bırakacağım. İsterseniz bir mutfak havlusuyla, isterseniz şöyle hafif var olan içerideki tencerenin içindeki oluşan nemi hafif çeksin diye üstü kapatacaksınız. Sonra elinizin altından kaldıracaksınız. İşlem tamam olacak.